Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size çatımızda bulunan 6 kW kapasiteli güneş enerji santralimizin Mayıs 2022 verilerini paylaşacağım. Güneş enerji santralimiz Mayıs 2022'de ne kadarlık elektrik üretti, ne kadar evin içerisinde tükettik, ne kadar sattık, banka hesabımıza kaç para yatırıldı gibi en merak edilen soruları yanıtlıyor olacağız. Aynı zamanda elektrikli araç üzerinden de ürettiğimiz enerjinin ne kadar fazla olduğunu sizlere farklı bir yolla da anlatmaya çalışacağım bu videomuzda. Mayıs 2022'de 6 kW kapasiteli güneş enerji santralimiz 1054 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiş. Bu üretilen 1054'ün 103 kWh'ini hemen üretilir üretilmez evin içerisinde tüketmişiz. 1054'ün 103 kWh'ini. Bir de akşamları da şebekeden enerji alıyoruz. Biliyorsunuz aylık mahsuplaşmadan dolayı şebekeyle entegre çalışan bir sistemimiz var. Hem alıyoruz hem veriyoruz. Şebekeden çektiğimiz enerji miktarı da 75 kWh. Yani 1054'ten hem hemen evde tükettiğimiz bölümü 103 kW'ı hem de 75 kWh'i çıkartmamız gerekiyor. Sonuçta borç aldık verdik. Bakıldığında 178 kWh, eğer çatımızda güneş enerji santrali olmasaydı bizim faturaya maruz kalacağımız harcama tutarımız 178 kWh'ti. Bu da yaklaşık olarak bugünkü elektrik fiyatlarıyla, hatta bugünkü demeyelim çünkü bu Mayıs fiyatı, Haziran'daki fiyat bir sonraki ay zamlı gelecek. O yüzden bugünkü fiyatlarla değil Mayıs ayı fiyatlarıyla 225 TL'lik bir faturayı ortadan kaldırmış olduk ilk etapta. 75 kWh şebekeden çektik. Üretir üretmez evde tükettiğimiz 103 kWh'lik bölüm vardı. 178 kWh güneş enerjisinden hemen fayda sağlamışız. Geriye kalan 876 kWh'i de direkt olarak satış yapmışız. Peki kaç paradan sattık 876 kW'ı? Ben genel bir ortalama söylüyorum her videomuzda çünkü nasıl hesaplandığına dair bir bilgilendirme maalesef dağıtım şirketinden henüz bize ulaşmadı. İletişim kurmaya çalışıyorum ama çok başarılı olamadım bu konuda. Yaptığımız satışın direkt fiyatı ve hani toplam kilowatt saate bölünerek ortalamasını her videomda söylüyorum. 876 kilowatt saat elektrik satışından elde ettiğimiz rakam 1081 TL. 1081 TL baktığımızda birim bazında 1,23 TL gibi bir ortalama birim fiyat olmuş oluyor. Yani 1 kWh saat elektrik 1,23 TL'den sattık gibi duruyor bu aşamada. Peki en fazla üretim yaptığımız gün, bu konuyla ilgili de her videomuzda bir bölüm ayırıyorum. Bakıldığında 20 Mayıs gününde 43,3 kWh saatlik bir elektrik üretimi gerçekleştirmişiz. Yani 6 kW kapasitemizin 7 katından fazla bir elektrik üretimi gerçekleşmiş oldu. Bu değer tabii ki her ay farklı olacak. Ocak ayında başka, Temmuz'da başka, Aralık'ta başka. Zaten biz her ay video yaptığımızdan dolayı hangi ay ne kadar olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta kendi evinize bir sistem kurduğunuzda ne kadar elektrik üreteceğim, hangi ay ne üretilecek bilgisini de nasıl çözeceğinizi anlatmıştık. 1 kW peak dünya başkentleri videomuzu izlemeyenler için tekrar öneriyorum. Hatta yukarıya kartların olduğu bölüme de ekleyeceğim onu. Güneş enerjisi yani sadece ticari olarak bakacağınız bir durum olmaması gerekiyor. Zaten öyle bakanlar için güneş enerjisiyle tanışma zamanlarına biraz daha var diyorum. Yorumlarda çokça soruluyor ya o kadar parayı bankaya yatırsam şöyle olur, şu kadar alırım. Yatırabilirsiniz. Yani biz burada güneş enerjisi kurun çok para kazandırıyor şeklinde hiçbir videomuzda söylemedik. Aksine güneş enerjisini kendi ihtiyacınız için kurarsanız çok daha avantajlı olduğunuzdan bahsettik. 1000 kWh saat elektrik üretimi çok ciddi bir rakam. Bunu size elektrikli araç örneği üzerinden anlatacağım. Ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Konuyu Renault Zoe üzerinden anlatmak istiyorum. Çok bilindik bir araç, çok kullanılan bir araç olduğu için bunun üzerinden anlatalım. Güzel de bir web sitesi var bence. Bu aracın baktığımızda 52 kWh saatlik bir kapasitesi olduğunu, depolama ünitesinin olduğunu görüyoruz ve 395 km'ye kadar bir menzil bize sunuyor. Aynı zamanda burada kullanım şeklimize göre farklı karakteristikte, farklı hava sıcaklığında, işte Eco Mode'un olup olmaması, klimanın açık olup olmaması gibi seçeneklerle beraber
menzilin değiştiğini de ekranda bize net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki bunlar hep fikir vermek amaçlı veriler. Altını çizelim. Sizin kullanım karakteristiğinize göre de değişkenlik gösterebilir. Burada önemli olan nokta şu. Biz Mayıs ayında 1054 kWh saatlik elektrik üretmişiz. Yani 52'ye böldüğümüz zaman 20 katından fazla bir enerji üretimi demek. Yani bu da bir başka deyişle bu depoyu 20 kez fulleyebilmek anlamına geliyor. Ve buradan yola çıkarsak eğer, örneğin şu an hemen ekrandaki örnek üzerinden gidelim. Hızımız ortalama 90 km bölü saat civarında olsun. Hava sıcaklığı 20 derece olsun. Ve bakıldığında da eko modumuz açık olduğunda yaklaşık 300 km bir menzilden bahsediyor bu araç için. Ve 20 kez bunun deposunu doldurduğumuzda 6000 km'den bahsediyoruz. 6000 km yol yapmak için ne kadar benzin, ne kadar dizel harcadığınızı düşünürseniz eğer, bizim Mayıs 2022 elektrik üretimimizin ne kadar büyük olduğunu, aslında ne kadar çok iş yapabilme yeteneğinin olduğunu çok net bir şekilde görmüş oluruz. Bakıldığında konu banka hesabımıza gelen 1000 TL konusu değil aslında. Günlük hayatımızın içerisine bunu dahil ettiğimizde 6000 km yol yapmak çok ciddi bir mesafe, çok ciddi bir aslında parasal karşılığı olan bir konu. Farklı değerler üzerinden yapalım. Mesela maksimuma getirelim. Direkt 130 km bölü saat hızı, çok hızlı kullanıyoruz. Hava sıcaklığı oldukça fazla. Klimayı da açtık. Klimayı da açalım şöyle. 206 km'den bahsediyor. Menzil tabii ki bu senaryoda çok daha düşük olacak. 206 km ama biz 20 kez bu depoyu dolduracak kadar elektrik üretmişiz. Bakıldığında 4000 km yapar. 4000 km çok ciddi bir rakamdır yine de. Yani bütün senaryoları en kötü seçeneklere getirirsek, yani en olumsuz seçeneklere getirdiğimiz halde dahi 200 km'lik bir menzilden bahsediyoruz. Ve 20 kez bu depoyu doldurabileceğimiz için toplamda 4000 km yoldan bahsediyoruz. Bizim üretimimizde bizi ne kadar ileri götürebilecek? Hemen bakalım. Hızımızı 30'a düşürelim. 20 oldukça iyi olması lazım. Evet. Bakın 5 veya eksi 5 veya eksi 15'te oldukça aşağı düşüyor. Bunu 20'de tutalım. Zaten klima veya ısıtmaya ihtiyacımız muhtemelen olmayacak. Eko modu da açtığımızda 409 km gibi bir menzil yakalamış oluyoruz. Ki bu senaryoda biz 8000 km yol yapabiliriz anlamına geliyor. Ve inanılmaz bir rakam aslında. Yani elektrik enerjisini kendinizin üretip, kendi elektrikli aracınızı doldurup sürüş yapmanın neler getirebileceğini, ne kadar mesafe kat edebileceğimizi çok net bir şekilde bu web sayfasından görmüş olduk. Evet, bu videomuzda çatımızda bulunan 6 kW kapasiteli sistemimizin Mayıs 2022 verilerini sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım farklı bir bakış açısı size kazandırmışızdır. Her ay bu videoları yapmaya devam edeceğiz ve çatımızdaki sistemle ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Dağıtım bedeli konusuyla alakalı farklı gelişmeler olursa da yine bu kanaldan sizlerle paylaşıyor olacağız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.